Kıbrıs'ın mutfağına, otantik zamanına. Kültürel bir sevdadır aslını yaşatmaya. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri. Aşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri. Aşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Değerli izleyiciler, otantik Kıbrıs mutfağından merhaba. Yoldaşım, dostum, yönetmenim o benle beraber sizlere bu mutfağı yaşatmak için ülkemizin kuzeyini, yeri gelini güneyini de dolaşarak unutulmayı tutmuş tüm lezzetlerimizi tarihsel süreç içerisinde kültürüyle, öyküsüyle anlatmaya çalışıyoruz. Bir nokta vardır ki çok önemlidir. Bizim mutfağımız, bizim kültürümüz, kim ne derse desin, hiçbir şeye benzemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir memleketinde ısrarla kültürün kaybolmasını engellemek için, kültürüne sahip çıkmak için, biat etmeden, hiç kimseye hiçbir şekilde ortaklık önermeden kültürünü ayakta tutmaya çalışan tek ülkeyiz biz. Kıbrıs'ın kuzeyi. Bu ciddi bir ayrıntıdır. Her geçen gün farklı nedenlerle kültürümüz, lezzetlerimiz, öykülerimiz, hikayelerimiz, üretimlerimiz hepsi birer birer gidiyor. Bunu göz göre göre görerek yok olduğumuzu fark ediyoruz. Dolayısıyla otantik Kıbrıs mutfağı programı özveriye dayalı ve tamamen birçok nedenden dolayı yok olmayı tutmuş kültürümüzü yaşatmak için yoldaşım Öben'le beraber bu konu uğrunda, kültür uğrunda canla başla dolaşarak üretmeye çalışıyoruz. Amacımız mutfak kültürümüzün yaşaması. Çünkü mutfak kültürümüzde yalnızca yediğimiz yemek değildir. Yemeğin öyküsü vardır, hikayesi vardır, efsanesi vardır. Onun bir üretim ilişkisi vardır. Üretim araçlarıyla trabeze gelmesi vardır. Yani topraktan trabeze gelen bir yemeğin bir süreci vardır. Bu ülkede bu süreç bugün oluşmamıştır. Bu ülkedeki bu süreç, bu kültür oluşurken yüzyıllar içerisinde oluşturulmuştur. Dolayısıyla yüzyıllardır oluşturulan bir kültürün bir anda değişime uğramasını, özünü yitirerek kaybolmasını ve bunu engellemek için bizim bir misyonumuz vardır. Ve işte otantik Kıbrıs mutfağı bu misyonu üstlenmiştir. Ve lezzetlerimizi, tarihini, öyküsünü, hikayesini, bütün üretimini en iyi biçimde sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü sizler, çocuklarınız, angonileriniz, gelecek nesiller bunun farkına varmazsa işte o zaman vay halimize deriz. Bu genelde tüm dünya için geçerlidir. Ama bizim durumumuz biraz daha farklıdır, daha uniktir, daha özeldir. O nedenle otantik Kıbrıs mutfağı bu misyonu üstlenerek bu programla bunu kurtarmaya, yaşatmaya ve sürmeye çalışıyor. Ve bugün biz Gönyeli'deyiz. Gönyeli'de çok değerli dostum, Hasan'la ve eşiyle beraberiz. Galatasaraylı Hasan ve formada Oraş'ta. Tabii ben de Galatasaraylıyım, ha, onu söyleyeyim. Hasan Garaş, ha. En büyük Galatasaray. Cimbom. Ha. Galatasaray Cimbom. Yes. Ben de Galatasaraylıyım. Evet. O şekilde. Ve yanımda diğer tarafta da değerli dostum vardır. Benim misafirim aynı zamanda. Bugün konuğumuzdur kendisi. Norveç'ten ülkemize geldi. 3-4 gün beraberiz. O da ilgi duyuyor. Ve ona da bu konuda şahit olsun diye programda bunu beraber yaşayacağız. İsmi de First, what's your name? Shasti, yeah. From Norway. Yes. Yeah. I talk to people.
You're my friend, but here together, you're interesting about the Cyprus culture and cuisine. And then we can say about the Cyprus culture. Oh, I like the Cyprus culture. The people are very nice. And yeah, it's a good society, good community. Yeah. And the food is really good. And today you're going to be my assistant. I'm going to be your assistant. Evet, bugün asistanım olacak değerli izleyiciler. Yeah, so she's... Did you see these ingredients before? Yes. Come here. Did you see them before, these ingredients? Do you know what are they? It's minced meat, and this looks like garlic. Yeah. No, onion. Yes, and then? Yeah. And salt and pepper, and this must be coriander. No. No. Parsley. Parsley, okay. Yeah. Okay. Okay. Now I am going to start. You can watch to learn. Evet arkadaş, bu ne acayip biz? Bugün, hocam buyur. Gel hocam. Kıbrıs'ımın, ülkemin en güzel yenen şeftalisini yapacağız ve tarifini de göstereceğiz. You can explain to Sashi the words. This is a special Evet. Şimdi şeftalinin malzemelerini... Şimdi bir dakika, sen bunu kimde öğrendin? Ya bunu şimdi Atçı Mustafa vardı, polisin karşısında dayımdır. Ben ondan öğrendim. Kaç senedir? Sene 67-68. Fotoğrafı getir be babam. Onu sonra göreceğiz. Tamam ya, tamam bir dakika. Onu gözlüklere bize şimdi. Onu sonra göreceğiz. Dur, bunu da koydum böyle. Çıksın. Hadi koy da yatsın, hatır hadi. Öyle. Tamam. Evet. Atçı Musa değil. Ben bu adamdan öğrendim. Şeftaliyi, ciğer yapmayı, büryan, tava, kuşbaşı. Bunlar Kıbrıs'ın özgü yemeklerdir. Evet. Çoğu şimdi onları yapmaz. Şeftaliyi bak yapılır. Bu büryandır, tavadır. Bir tavayı bilmem, yapan var mı onu bilmem. Ama şeftaliyi herkes yapar. 1968, zaten fotoğrafın arkasında da gördüm. Rahmetli anam. Zaten eski insanlar bir şey oldu mu hemen yazardı şeyin altına. Neyse, bunu aslında bize yakından yazından. Ha. Evet. Atçı Mustafa'yı. Atçı Mustafa'yı. Anmış oluruk. Evet. Bir dakika, abi şey alalım, arkasını alalım. Çevireyim. El yazısı duruyor, orijinal. Evet. Annemin el yazısı. Rahmetli ikisi de nur içinde yatsın. Evet, ben Atçı Mustafa'nın yanında öğrendim. Yanında öğrendim. Tabii, tabii. Şimdi ne malzememiz? Malzememiz kıyma, dana, kuzu döşü. Evet. Dana, kuzu döşü. Beef and lamb. Maydanoz. Maydanoz. Soğan. Soğan. Eskiden soğanı böyük. Bir dakika. Mesela bunu alırdın. Böyük. Evet. Keserdin. İkiye bölerdin. Evet. Bir de ondan sonra bir de böyle bölerdin. Küp küp yapardın yani. Tamam. Küp küp yapardın. Bu da büyük kalır. Yeğen müşteri memnun kalmaz. Biz de ne var? Şimdi rendelerik. Çoğu bunu yani o kadar bir şey derler ki rendelermişik. Bir şey sorayım sahibim. Sor bakalım. Bu müşteri hesabıdır. Evet. O beni bağlamaz. Yo yo. Evden nasıl yaparlardı? Evde de nasıl yaparsak burada da aynı. Aynısıdır. Tabii. Gene onu rendelerim. Eski. Tamam. Şey derdin. Bunu ikiye bölerdin. Tamam. Bir de üstten küp küp doğrardın tamam. Yani. Tamam. Eski öyle yapılırdı. Tamam. Şimdi çoğu kebapçı bizim dışımızda tabii küp küp yapar. Evet. Müşteri gider yer soğan kokusundan. Anladım. Yiyemem de. Biz soğan koydu içine. Kıyma yok ya o derlerdi. Yani o da evet. Dolayısıyla son yıllarda tamamıyla artık grading dediğimiz rendeleme. Yani rendeleme demedik. Yok rendeleme. Tamam ya. O da teknoloji. Aynı şey. Tamam. Sorun yok. Tamam. Sorun yok. Evet. Bir en geçen de var. Gene bir program olduydu. Onda yaptık. Ben ayrıyetten bir dakika. Dur. Bunları da koydum ben. Nedir onlar? Bu biri tuz ottur. Bizim ama mutfağımızda öyle bir şey. Yahu yoğudu yahu. Ben eski isterim. Tamam eski yapacak ya ama tamam. Ben yaptım da geçen dakika programda tuz ot da koydum. Kırmızı biberi de koydum. Tamam ben bunlara karışmam. Tamam bir dakika ya bu benim damak zevkimdir. Sen benim damak zevkime karışamaz. Ha müşteriye esas orijinal karabiber, tuz, soğandır. Hasan dostum
Kıbrıs kültürünün karışım dibine kadar. Tamam. Asla onu ben kabul etmiyorum. Tamam yahu. Sen yiyebildiğin derim ama Kıbrıs mutfağında hayır. Tamam. Asla. Onlar kabulüm. Kabulüm. Peki tamam anlaştık. Zaten onun işi onların ayrılıyor. Yani onlar fark etmez. Tabii ki. Hasan'ın bilir bu işi diye. Tabii ki. Soruyu da böyle bir soru geleceğini biliyordu ama bunu kullanıyorlar ama doğrusu otantik senin dediğin budur. Bu zaten ayarlamış. Budur. Evet. O zaman bu şey, ben, o zaman tamam, şey var. Ben de sana başka bir şey sorayım. O içinde helim gramımız var mı? 68-70 de otantik var mıydı? Yahudu. Orijinali vardı. Tamam işte orijinaldi. Şimdi o 68'de cep telefonu var mıydı? Şimdi cep telefonu var. Tamam mı? İşte karıştırma değil. Tamam. Sinek var. Tamam. Evet. Malzemelerimiz bunlardır. Evet. Başlayalım. Ben karıştırmayayım. Onları kaldı. Çok hassasım bu konu çünkü. Tamam. Allah. Evet, ha, bu şeyde. En mühim şeyi. Ha. En mühim şeyi unuttuk. Nedir o? Bu da terp. Diğer adı? Banna. Ha, tamam. Terp, banna, garinya. Tamam. 3 gömlek, 4 çeşit adı var bunun. Güzel. Sen kasaba giden ister gömlek de, ister banna de, ister garinya de. Ne istersen de. Bu lezzeti veren budur kendine. Evet, bir dakika. Artık valiyete geçiyorum ha. Bunu alın. İlk önce tabii biz bunu ekşi biraz da sirkeyle yıkadık. Sirke de yıkadık. Onun şeyini alsın. Evet, kokusunu. Tabii tabii tabii. Tamam. And you got to use. Evet, bu odur. Just to make it. Evet, şeftalinin şeyi bu. Ha bak. Buna zarar kendini. Yeah. Budur. Evet. This is going. Evet. It's going, we are going to use it as a wrapping, you know. Budur. Evet, çok güzel. Evet, bunlar bu. Şimdi, hadi hanım, al şeyi. Ha, soğanı döktük. Evet. Dur onu gitsin. Can you see from there? Al onu da. Soğanı döktük. Maydanozu da bu. So this is the mixture. Mm-hmm. It's going to be mixed pretty well. Koy onu da, koy şeyini de. Karabiberini. Black pepper. Ha bunu biraz daha azıcık daha bu. Bunun bu karabiberi de çok korsan mideni yakar kavurur. O ölçüyü ayarlayacaksın sen. Tuzu da koy kendine be canım. Tuzu da koy kendine. So this is the main ingredients. Yes. Ha koy kendine tuzu da. Bu da tuz. Evet. Tamam. Şimdi bu böyle karışır. Bunu böyle karıştıracaksın. Hamur yoğurur gibi. Her tarafı karışsın. Hasan bunun elleri uyulur ya bu işe. Sen ellerle ne yaptık 7 sene bu işin? Yani şok şabuk bak bak kenarlarda temizlemesi. Evet. Tabii. Evet. Bu böyle bu şey. Bu nizami çalışmanın bir özelliği. Abi. Bayılırım o kadar sonra Hasan'ın bu çalışmalarına. Hasan tamam diyorsunuz. Daha. Doğru yoğuracak da iyi yoğurulacak. Ve hatta dinlenmesi lazım. Dinlendiği zaman daha da güzel. Ama program için. Bunu, bu kıymayı sevgilini sever gibi seveceksin, okşayacaksın böyle. I love you baby diyeceksin kendine, darling diyeceksin kendine. Daha da güzel olur. Yes, very good, very nice. Welcome Cyprus. Alright, hadi. Bundan sonrası hanımın işi. Şey bitti yoğurma işi. Bu yoğurma işi bitti. Şimdi başlayacak. Bunu artık hanım. Ben... Saracak bana ya. Tabii. Hadi saralım onu da. Sarayın. Ondan sonra hanımın işi. Mangal yanacak şimdi. Tabii mangal yanacak. Tamam sarılsın. Mangal yanacak. Evet, hadi. Evet. Sergenini. Hadi Fatih. Dur. Evet, banacımızı açtık. Yıkamış evet. Banamızı. Tabii. Hadi ben kömür hallediyim, ben geldim. Sarmaya devam. Kamya çeşit süsü. Kamya çeşit süsü. Evet, bunu iyice avuç arasında yoğurduk. Evet. The wrapping is always you got to be careful
the sides, just to cover it and later roll it. Yeah. Otherwise, the meat comes out when it is cooked. Yeah. This is completely, this is the style of making it. Yes, Sashi, what are you doing now? I'm making a sheftali kebab. Sheftali, what's mean sheftali? Huh? What's mean? What does it mean? Yeah. It looks like a kofta. And really? It probably tastes even from better. Which country cuisine? From Cyprus. Oh, you know it? Yes, yes. You know it? Well, I heard it today. You heard it? Yeah. And you know the ingredients? And the ingredients is minced meat, it is salt and pepper, it is parsley, and it's onion. Onion. And that one? And this is from a sheep. Yeah, from where? From the omentum in front stomach. Of the abdomen, yes. Yeah. Mm. Oh, Hossam, you see? She learned everything, she learned the Cyprus cuisine. Yes. Oh, my God. And then you're going to roll? And then I will do what she did. Yes, okay. So. Sen, sen gel duruyor anda da. Go. O yapacak da sen şey yapasın. Mm-hmm. Göresin kendini. Okay, do it. Okay. She can check you. This amount, okay. Yeah. Dengin değilime göre yaparım. Yeah. Tamam buyur, evet tamamdır. So, first I cleaned my hands. I don't know. Yes. Yeah. Yes. Cleaned my hands. Very important. Bravo. Tam yapıyor. She's checking you, Zashi. Okay. Is that okay? Yeah. Okay. She confirmed it. Okay. And then? Put it here. And? Here. She said? Hmm? Ona göstersen. This way. Why? To not lose? Yeah, to not lose this. Yes. Just to save. Yeah. And then you cut the here. Evet. Tamam. Ah, okay. Okay. Okay, and then I roll it, then I see how much I need, and then must cut it. And then, yeah, but, okay. Yes. And this must go in, right? Yes, bravo. This is what alıştı. I need. Ha? It's too fat, so I needed actually more. So I öyle yaparsam açılacak biraz daha şeyin üstüne. Ateşin üstüne gidince. Saatlikten sonra kesmesi lazım. Okay, so this is but going to burst anyways. Yeah. You can watch her again. Yeah. You can watch her again. Seni takip edecek yine. Etsin. Look her. Yeah. Biraz fazla sarması lazım ki açılmasın. Bir şekilde. You must roll it a little bit more. When you wrap, yeah. After the wrapping, yeah. you go to cut. Yeah, he said before. Hal hocam, bir de sen yap şimdi burada. Efendim? Bir de sen yap, gel. Ben de yapayım. Görsün sen şey, hem şey. İki dakika geldik. Bir şey demişim, meşgulük çok. Çok busy içindi. Çok işimiz vardı, bir dakikacık. Ha? Hadi be iyi kaldı sen de husu. Ben de şimdi hemen şeyden geldim. Ha, herkese temizdi, tamamdır. Bu en fena yeri kaldı şimdi. At ustalık ister. Bu çok zor. Bunlar hep kesilmesi lazım. Hocam bunu sen yapacaksın? Ben yapayım onu. Hadi gelirsek bunu hocam. Biraz en fena yeri. Hadi sen kontrol etsin de. No, you can check it, Sashi. If he is successful. You got to use the palm like this. Yeah. So, is okay, Sashi? The yeah, only thing I am not lucky. This part is the worst part. Yeah. It is too thick. So I got to fix it like this. I think I got to put it like this. Yes. But it's not going to be like that. No, not like that. Because and it's very narrow. Very narrow. So I got to use that way. Yes. Anyway. This is the worst part. Actually, many people, they don't use it. It is too thick. It should be very thin. That's why there are some places that they use pork one. Evet, hocam şu anda şeftali sarıyor ama çok zor yere geldi. Çok zor yere geldi. En kalın yeriymiş, kenarıymış. Sarma payı azdır ve sıkıntı çekiyor. Bütün deri şu anda bunu ayarlamak. Bütün gücünü oraya verdiği dikkatini ve bu bandajı ayarlamaya çalışır. Doğru yapar. Zor çekecek. Yok. Hocam yok dedi. Olmaz. Olmaz tabii. Böyle saracaksın ki sarılsın. Şimdi bunu gene onu o biri gibi olacak. Bir şey açılacak. Yok. Biz gene bunu şey yapacağız. Çünkü yeri yok. Yani yer şimdi imkan var bekle. İmkan var şimdi bekle. Olmaz. Sinemi geçmez. Yok. Hocam Hasan duyan ama en fena yeri verdiniz bana.
Yok, hepsi olmadı, şey. Olmadı o. Yok. Bu. Tamam hadi hadi. Bunu pişirecek misin? Bu şeye şey benzedi ha. Nereye benzedi? Yapma yağmur. Beep. En kara, en kara eline. Ya hocam ya. Neyse başa hocam tene. Ya. Bırak ya hocam dersi. Yok ya o şey. Bak be bak be bak bak bak. Yani belli değil mi? Bak sen bu eve geldin. Ya bana. Ama çeşit çeşit. Bunu ha. Daha ufağa da yapılır. Evet. Daha ufağa da yapılır. Daha büyüğü de yapılır. Ya. Şimdi ne diyorum? Şu neye benzer bu? Sen daha hoşuna gider galiba bir daha sonra. Bir daha şey yapan yer yok. Zeka sorar ben de söylerim. Görgü hocam ya, arama arama arar. Ya mahsız yapar. Beyi dürter, siz soramayız ne? Beyi dürter. Yahu, şeye... Bırak gitsin ya, ne var? İlk defa duydular. Ona zor gelecek. Şimdi bu mangal eski zaman ölçülerine göre yapılmıştır. Bir daha içeride var mangal. Ben onun üstünde şeftali yapamam. Ne için yapamam? Sana bir şirikan söyleyeceğim. Ne için yapamadığımı. Tamam. Şimdi söylemeyeceğim. Bir şirikan. Bu ne malzemesi mangalın şimdi? Nasıl ne malzemesi? Yapmak için. Kömür. Kömür tabii. Kömürcük. Kömürcük. Kömür. Hadi. Evet, evet. Koyarsak oduncuk olmaz, şimyacık, zeytincik, meydincik. Kömür, ha? kömür. Zeytin geç yanar, erken de söner. Bu şeydir. Bu çekmez abi ya. Ya da ben becerimi görürüm. Bir tane seçtim, başka yanlış bir yere yani. Basan galiba, yoksa? Ha, buraya. Ha, tamam. Evet. Bu da yakacağımız. Evet. Bunu böyle 3-5 yere koyun ki yansın. Yansın tabii. Tamam. Bir yere koydun da bir yer yanar. Başka ne yiyecek? Hadi. Evet. Tamam hadi. Ver bana sakma abi babam. Çekmeden bir şey yalnız. Merhaba. Bakarım şimdi bakarım. Hadi. Evet bu da borumuz. Ateşledik kömürümüzü. Hı. Evet. Şimdi bu 15 dakika sonra hazır vaziyete gelir. Ha, şeyimiz olsun. Artık verecek şimdi değil mi? Verecek tamam, tabii. Tamam, verecek. Evet, değerli izleyiciler. İçeride Hasan Bey'in hanımı Gınap'la bize şeftali Kıbrıs mutfağının vazgeçilmezi mangalı. Kıbrıs mutfağı tektir. Öyle başka adı yoktur. Kıbrıs Türk'müş, biat mutfağıymış, öyle bir şey yok. Bu mutfağın adına Kıbrıs'da iki adı vardır. Şeftali, şeftalya. Gidersen Rumlarla konuşursan aynı şekilde şeftalya. Hasan konuşursan kardeşimle şeftali. Şeftali. Dolayısıyla Kıbrıs mutfağı Kıbrıs budur işte. Şeftalisi. Anlatmaya çalışımız budur işte. Bütün amacımız bunu yaşatmaktır. Bunları sardık. Şimdi ne yapıyoruz? Dizecek kendi şişe. Şimdiden iki taraftar ama. Esas. Ne esası? Orijinal Kıbrıs şeftalisi. Türkler yapar. Tamam ya o gavuru da yapar ama bizim gibi yapamaz. Onlar domuzlu yapar. İki tür yaparlar. Evet. Acele bir dakika. Dur acele etme sen ya. O aceleden çok. Sağ çıkan ya. Bir dakika. Şişi varmış. Bu şişler. Bu şişler. Evet. Çok eskiymiş değerli izleyicilerimiz. Galiba da Tat Salih rahmetli evet. Ahçının zamanından. Evet. Hikayesi ne bunun? Nerede buldun bunları sen? Bunları anlat bana. Bulmadım bunları. Rahmetlik dayım hazır 60 seneye yakın lokanta işletti. Son ihtiyarlayınca kapattı. Ben de dedim be dayı bu şişlerden bana ver hatıra kalsın. Tamam oğlum dedi bana. Verdi bana işte ondan, o zamandan beri. Hazır 40 sene de var da bendedir. Ha, bu güzel, şişler. Güzel. Ha, bu şişleri kim yapardı? Kim? Bizim felahlar. Hakiki Kıbrıs gurbetleri. Gurbetleri ha. Hakiki Kıbrıs gurbetleri yapardı ha. Bunları. Gurbetleri tabii yapardı. Bizim Kıbrıs gurbeti. Hadi. Ha. Kıbrıs gurbetine kurban olsunlar. Ya, olsunlar. Ya, evet. Şimdi bunu tek tek. Sen karışma polisin işine. Evet başladık. Başladık. Başlayayım hadi. Yayındayık. Hadi. Hadi benimle. Bunları bu çeşit dizen. Bunun dizisi böyle. Yes,
Moşaşit. Evet. Bunu dizdin. Bir de böyle geçireceksin kendini. Bunun dizi işi bu. Bir şey sorayım sana. Sor bakayım. Bununla delik açarlar mı? Delik. Bekle, acele etme. Deliği açacak biraz açalım sonra. Açalım deliği. Deliği açacağım biraz sonra, acele etme. Deliğin saati var. Ha. İlk önce biraz pişireyim, ondan sonra onu da göstereceğim. Sana tamam. Nasıl açıldığını delik. Yani çift şiş kesindir kullanacaksın. Tek çift şiş de var, onda olmaz. Onda olmaz, yapan ama biraz sonra sana söyleyeceğim ne şey olmaz. Tamam. Evet. Hadi annem. Şeftaliye gel be kuzum. Bunu değil Kıbrıs'ta, dünya üzerinde üstüme tanımam. Ne şeftali, ne de ciğer. Geçen defa ciğere geldin. Evet. Ciğeri yedin. Ciğerine şey, yemek hususuna yemek anlamam ben, yemek pişirmem. Yapamam ben. Bazısı gibi yok hanıma yardım ettiydim, yok bilmem ne yaptıydım, ütüyü yaptıydım. Onu yok sende. Onlar hikaye. Hiç. Yok yok. Biz Osmanlı erkeğiyik. Osmanlı erkeğiyik biz. Öyle hanıma yardım ettiydim. Ütüymüş. Öyle şey, Osmanlı erkeği öyle şey yapmaz. Yok. Osmanlı erkeği. Ha. Neden Beşak? Gel Beşak yanıma. Geliyorum. Sen de beyim vallahi. Yok. Sevgililerin yanına konuşun. Kaç tane yabancı sevgilin var be? Be ya böyle. Karıştırma onları. Bir tane de bize aktar bu yani. Bir dakika. Transfer ol. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Yok darling, yok bilmem ne. Hello baby. Ya tecrübe ya var ki. Öğret bize de ya böyle. Öğret annem bize de. Ben de öğreneyim o İngilizceyi. İşte biz gelene welcome, how are you, yes or right? Başka bir şey bilmeyik. Bir de darling derik. I love you bey. Nedir o darling merling ayağı bilmem de çok onları. Ha annem. Evet bunlar böyle. Ne garajı be. Ne garajı be. Kesinlikle başka bir anlamı yok çünkü biz daha şey yaparız. Bunu başkası dizdi, benim anı dizmedi. Bunu o İsviçre dizdi. Şimdi gene... Film çekelim burada, seyredin de. Kiminle konuştun ben gene? Getir baba. The grave is like a tomb. Evet. Hazır şimdi, okey? Bu hazır. Hazır. Şimdi. Bekle, acele etme. Dur. Koydum buraya. Bir dakika. Bunu aldık. Bunu da koyduk buraya. Ayağımız yanmasın. Evet, kömür içti. Kömür oldu tabii. Kömür olduktan sonra artık bir hiçbir durmur yok. Gel hocam sen buraya sen iste. Kömür sen. Olduktan sonra durmur yok. Artık sen kömür üstüne koyacak. Kömür de çok güzel oldu yani. Ancak bu kadar oldu. Herkes kömür yakamaz ha. Bak ne güzel yerleştirdi şeyi, ateşledi. Öyle ya, biraz bekleyeceksin dedi. Biz bekledik. Tamam. Bir tekrar da oldu. Şimdi şişler de gurbetlerin şişleri. O da tarihler aslında. Ben tahmin ettim zaten o konuda bahsedecek, konuya değinecek. Ve güzel bir şey de değindi. Ve gördüğümüz kadarıyla hakikaten benim pederin de şişleri böyleydi. Gurbetlerden aldıydı. Ve şeftaliyi böyle yapardı. Yani bunun başka şey yok. Şimdi telin arasına koyarlar. Olmaz. Yani bu bizim şeyimizdir. Hakiki usul hakiki bu. Hakiki Kıbrıslı bu. Ha, bunu yapar. Geçen gün yine çektik şeyde. Evet. Hakiki Kıbrıslı kömürde evet. Ve böyle evet. Yapar. Eski Kıbrıslılar. Evet. Yeniler telin evet. Üstüne koyar. Evet. Modern telin evet. Üstüne koyar. Telin üstünden. Evet. Çıkarır kendini. Evet, şimdi. Ha bir şey sorayım ya sana ya. Bir şey sorayım arada. Sor bakayım. Ya bir arada Türkiye'de bir televizyon kanalında şefte yaptılar ya. Nasıl o şefte? Böyle bağ kullandılar. Hamburger. Nasıl oldu? O için program yaptık. Burada bir erkek gazeteci var. Onunla bir program yaptıydık. Geldi yedi. O Şişko Bilbay'la. Ha bizim Sayın Bilbay'la. Ha Şişko Bilbay'la yediler 18 tane şeftali. Ondan sonra da
Benim Şef Dali'yi kötülediler. Öyle öyle. Kim kötüledi anlamadım. Ben anlamadım bu hikayeyi burada. Nasıl kötüledi anlamadım ben. Yok işte şey koymuşum içine. Ney? Ne adını? Duz ot koymuşum, bilmem ne ot koymuşum. Yerken güzeldi. Lokum 18 tane, 18 tane bilmem yedi, 18 tane diğeri. Onun ismini ismen vereyim. Sonra eleştirdiler. Ha evet, sonra eleştirdiler beni. Niçin yaptın şey koydun? Ha şeymiş koydun. Sen benim zekime karışamam. Bu Şef Dali, karabiber, duz, soğan, maydanoz odur. Başka ha ben duz ot korsam kırmızı o benim zekimdir. E Türk öyle yaptılar ama o da Şef Dali o da. Ha? Türkçe yaptılar o Şef Dali. O da Şef Dali o zaman. Yaşa. O Şef Dali o Şef Dali değil o hamburger yaptıydı. E öyle dediler onlar. O programı gördünüz dün. Ben görmedim de duydum. Be Fatih şeyi ver babama. Sallamayın. Evet. Onu da yaptı öyle şey bir şey yaptı. Ne işe koydu onlar? Ya şimdi sen gene söveyim. Yok ben sordum sayılıcıya sordum sana. Geçen daha sövdüm. Var bende kaseti. Sordum sana sen ne şey o nesin? Sormayın sorduğum için değil. Ben istemem konuşayım. Hayır şimdi bir sana sor. Sormayın bir şey anlamadım. Sor ben. Kardeş sor. Ha sorayım sana gene. Aynı soruyorum sana ben. Sor. Ben sanırım yıldızı arada bir sorma yapması olmaz ya. Hocam yaptığı Şef Dali Türkiye'de. Ya, o da Zeytin'e göre. O hamburger yaptı. Şef Dali değil hamburger. Hamburger. Ona göre hamburgerdi. Şef Dali değil. Yaptığı Şef Dali adı buydu. Adı Şef Dali buydu. Boğulduk da broşta. Bu yani gel. Karışıma gel. Şef Dali'nin. Şef Dali'nin. Duman. Bu dumandır Şef Dali'yi. Şef Dali yapan. Ha. Bir de o zaman ben ne hatırlamam. Tabii dayılarımdan da duymadım. Şef Ali, Şef Ali. O hikaye orayı. O hikayeydi. Ben hiç açmadım. Öyle olsaydı, bak, benim dayım Açı Mustafa, Ciğerci Ahmet, Tatsı Ali, yeğenim Köfteci Nihat, onlardan birinden olsun duyacaktım. Bu Şef Ali, Şef Ali, işte biri tutturdu, Şef Ali, Şef Ali. Ya biri de Şef Dali yaptı, şimdi onun da şeyi var bende, göstereceğim sana Şef Dali'yi. Ben bir şey diyeceğim sana, şimdi bu Şef Dali'yi göresin. Şimdi sen bana şey çözüyor, Türkiye'ye ben kafam karıştı. He. Onun yaptığı, neydi? Hamburger ya, hamburger. Hem adına göre Şef Dali koydu onlar. Hamburger. Adını Şef Dali koydu onlar. Hamburger derim mesela. Onlar yapamaz Şef Dali'yi. Nasıl yaptı onlar yapamaz. Ya? Bizim Kıbrıs usili Şef Dali yapamaz. O hamburger yaptı. Ben söyleyeyim iptal ederim. Ünlü de şeymiş. Ne? Ne bileyim ben. Restoranları vardır. Bilmem. İşte. Bir de şey var bu gibi şeylerde mesela Yunanca'da da bifteki der. Bifteki. Ama bildiğimiz biftek değil. Başka bir şeydir. Hasan'ımın dediği olaydı. Burger gibidir. Tabii. Yani insanlar bilmedi de Yunanistan'a evlenip sağa sonra yani Yunanca olarak bifteki. O zaman ne için buna şifteleri kullandılar? Bunun şeyi malum işte. Orada kullandılar çünkü. Orada kullandılar. O sırf işte biz de bilirik. Bu işi bizden çıktı diye bilmek içindir herhalde. Aksi takdirde bunun şeyi işte, bilinci, bilinçli olarak Kıbrıs'ın bir ürünü. Azekam, biz zaten Kıbrıslılar derik ya kültürümüz gitti. Sen zaten Kıbrıslı olarak ilk önce kendi kültürüne sahip çıkacaksın. Ha neyi hatırlattı Hasan'ım? Bir dakika Hasan'ım. Coğrafi işaret yaptık mı? Ne ya. Yapmadık. Yapanı da koymazlar. Senin tarifini de yapabilir miyim? Yapabilir miyim? O odur önemli. Hayır, olan. Ama bunlara kimse şey yapmaz. Hellim meselesinde. Sen değilsin yapan başkası yaptı onu. Hell evet. Hellim meselesinde ben CD'mi verdim bildiğin zamanda o hikayeyi. Hikayeyi bilirim ben. Ha, bütün ürünlerimizde coğrafi işaretin peşine düşeceklerdi. Kıbrıs'ın gastronomi haritasını çıkaracaklardı. Sen ben uğraşırız ama bize biri demez beyefendi gel yapalım bu işi. Çünkü biz ne kadar uzak kalırsak bu işten onların işine gelir. Uzak bırakırlarsa bir şey. Bırakmaz zaten rahatla. Çünkü yönetim sen değilsin. Tabii sen yönetim. Dolay. Dolayısıyla bana dediler ki ya işte Turizm Bakanlığı bize hiçbir zaman kapılarını açmadı. En ufak şeyde de yardıma bulunmadı. Herkese kitap basarlar bize basmazlar kitap. Gastronomi haritası dediniz az önce. Evet. Bir aç hocam bakalım. Duysun izleyicilerimiz. Şimdi aslında özetle. Şimdi ne olacak? Biz anlatacak bu işi. Öğrenecekler. Özetle. Sonra bize satacaklar. Özetle bize yapacaklar. Yani işin tuhaf tarafı da bu. Biz ne duyduk? Mesela diyelim ki ta Rumların zamanında ta şeyleri düşünün siz. Davlosları, tatlı suları, Kıbrıs'ın her yerini. Nerede şey var mesela? Diyelim ki işte portakalla ilgili. Mausa ve Oborfo bir numaraydı. Sen oraya hemen onları işaretleyeceksin. Peynir diyelim ki tatlı suda. Oradaki peynirin adı Halicayı kimse bilmez Halici. Halici şeyde de yapılır. Bizim eski Koçino'da.
Yani hellik. Hani yeni öğren köyü. Hellik. Pardon, hel. Ha. Hellik. Ama Rumca sizi ben yok, şey tam yapıyorum bunu. Yok, Haliç'e, Haliç'i. Tabii. Ve bunları işaretleyeceğim hocam oraya. Ve bugün yalnız aşağı yukarı bizim kuzeyde yeni Eren köylüler bilir bunu. Öyle evet. Tahmin ederim. Tabii kusura bakmasın diğerleri de. Evet, evet, ama evet, 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 evet. Daha inanamayacağın şeylerimiz bilirim, var bizim bilirim. Ürünlerimiz. Diyelim ki böreğe kadar ineceksiniz. Böreği en güzel nerede yaparlar? Bravo, bravo. Bunlar aslında bende vardır. Hepsini yazdım ben bir kenara. Şimdi fazla vermek istemiyorum çünkü dönecekler. Bugüne kadar ne senin ne benim söylediklerimi kaynak olarak göstermediler. Artık bundan katılırım sonra sana. Bundan sonra kaynak olarak göstermeyeceklerine inandığım için artık vermiyorum. Ben vereceğim onu. Ondan sonra benim kitabımı, senin kitabını gördüğünde mecbur kalacak kaynak olarak göstersin. Turizm Bakanlığı'na ben broşür yaptım. Broşürü hazırladım. Ve hiçbir kuruş almadan 3 ay üzerinde çalıştım. Ve beni bir defa olsun dedim yine Berlin'e götürün. Yani size orada gidelim kebap yapılmaz orada şeyin için ama size hizmet de verelim dedik. Ama Almanca bilmeyen adamlar aldılar götürdüler evet, oraya. Evet. Ya ben sana hizmet ettim para almadım. 3 ayda uğraştım bu broşürlerin üzerinde. Ya. Onun için sana. Fazla bilgi vermeyecek. Benim fikrim şey sende evet. Ben tüm çalışmalarımı kitaplaşmadan da yayınlamıyorum. Yayınlamayacaksın. Öyle yapıyorum ben. Öyle anladım. Bu harita bende vardır. Yayınlamıyorum. Yayınlama. Gün gelecek. Evet buyur. Benim de hazırdır. Sen şey. Hocam. Turizmle uğraştın. Evet. Ben bir cahil adamım. 50 yaş, 50 sene geçti. Tamam ben bir cahil adamım. Bir soru sormak isterim sana. Sen turizmle uğraştın. Bu kadar senedir Turizm Bakanlığı var. Turizm Bakanlığı'nın belli bir bütçesi var. Evet. O bütçeler her sene bir yerlere lup lup gider. Nereye gider? Nereye gider? Tanıtım ya bak neyi tanıdın? Nereye gider tanıtım? Adam gelir. Yani ben karşı değilim. Büyük otellere git bak. Büyük otellerde bir evet. Tane Kıbrıslı aççı yok. Bir tane Kıbrıslı şey yok. Hele şeyde Bafra'daki o tam şeydir. Hiç Kıbrıslı adımını bile attırmaz. Yani çalışamaz. İmkan olsa Kıbrıslı müşteri bile adım attırmayacak. O şeydeki Bafra'daki otel. Yani duyduğumuz bu. Adam gelir Türkiye'den. Şeftali'yi bilmez. Mulihiye'yi, en canımı sıkıldığı şeydir bu. Mulihiye'yi bilmez. Kolokası bilmez. Kakar bizimkiler de programı alır kendini. Evet. Bana Kıbrıslı'ya adam geliyor Türkiye'den evet. Şefmiş Şeftali'yi, Mulihiye'yi, Kolokası öğretir. Badades Mulyesi. Git bakayım Badades Mulyesi sor kendine nasıl yapacak Badades Mulyesi. Silkeleme yaparım Badades evet, Mulyesi. Bu çok acı bir şeydi gerçekten. Canım sıkılır bu konuda. Bugün burada değerli insanlar var. Ve bunları fırsat vermiyorlar bunlara. Bize fırsat vermiyorlar. Ha. Oradan gelen ha. Sanki de Allame-i Cihan'dı. Evet. Ya dur ya bakalım. Bu memleketin insanı biz doğduk doğalı bunların içindeyiz. Ve bizim izim işimiz bravo bu. Hocam. Yani ve yıllar geçiyor ve aynı şekilde bizden sonra gelenler bir de seniority dediğimiz. Yani kıdemliliğe de önem vermesi. Evet, evet. Benden büyüklere ben saygı duyardım eskiden. Evet. Sen de vefalı bir insansın. Evet. Büyüklerine saygı duyan. Efendime söyleyeyim bizde yoktu bu maalesef onlar evet. Gelir oradan onların yaptığı doğrudur. Evet. Bu yanlış evet. Bir şeydi. Doğrudur hocam doğrudur. Ya. Benim yaptığımdır doğru. Evet, izleyiciler şu anda benim bunu bilen. Dikkatliyseniz Kıbrıs mutfağının özünü biraz daha derinleştirdik. Evet. Ve Hasan ve hocamla beraber konuştuk. Biraz daha bu konudaki akışı görmeye çalıştık. Şimdi nokta koyalım ve hemenden gelelim. Biraz önce bana dedin delecek mi? Ha. O delme işini. Ha. Öyle babaya et isterim. Menüren gelecek şeftali yapacak. Ha. Bu tarafı biçti. Bunu bu çeşit şişten şişe alıp değiştireceksin. Yöntem çok mühim. Yöntem çok mühim. Öyle gelecek bana saracak şeyi. Evet. Da, yöntem çok mühim. Nedir adı? Evet hoşuma gitti. Şimdi puan vereyim tam. Ya. Puan vereyim. Ya. İşte puan verdim. Cooking metot dediğimiz. Şişle bitti galiba. Adam gibriyaki. Bu şiş bitmez ya. Bu yedektir bu. Yedek, nasıl arabayın? Anladım. İspiyer lastiği var. Tamam. Lastik alanında. Her şimdi sırada ne var? Tabii. Sırada gene bu var. Var. Değiştirecek kendini şişle şişe. Evet. Bu öyle değil. Detaycımız. Budur şeftali. Yok be gelir bana Türkiye'den de köpte, şeftali yaptım sana hamburger. Diyor. Hamburger telin yaparlar. Üstünde. Hamburger. Ha bir de hamburger yapar be. Hadi ben öyle gidişin eve. Niçin ya? Geleceksin sen bana. De ben öyle diyeyim. Sana şeftali nasıl olur? Anavatanımız değil. Şeftali. Ya anavatanı. Biz bir şey demedik ya. Ya biz hepsini doğru söylüyoruz ya.
Doğrusu nasıl onlar bize doğruyu söyler, öğretir, biz onlara doğruyu söyledik. Doğru, onlar için de doğrudur. Onlar da bizim vatandaşımızdı, biz onların vatandaşıyık. Yuvarlanıp gideceğiz. Profesyonellik meselesi. Yuvarlanıp gideceğiz tabii hep beraber. Biz bütün profesyonellere hürmet kendi dalında. Yani gelecek. Doğruyu bilen kim ise evet. Odur. Yani gelir birisi, dıştan gelir yerlisi. Eğer o konuda profesyonelse biz ona her zaman evet. Yanındayız. Bu böyle zekacı. Bitirdik. Gelsin. Aa bitti mi size? Bitti. Bitecek annem. Bitecek. Kine kaldı. Mesela söyleyeceğim. Al. Gelecek benimle böyle bravo. Beraber şeftali pişirin. Bravo, bravo. Göreyim bakayım ya böyle. Ve bugün bizim macunlarımız var malum. Macunlarımızı yapacak hiç kimse yok. Yoktur üstüne geçecek. Nedir o? Ceviz macunu. Ceviz macunu. Tam şimdi sırasıdır. Lefke. Tabii. Lefke gerçek anlamda. Hatta hiç unutmam. Emel. Hurma. Hüseyin. Hurma festivali. Hurma. Hüseyin Emel. Bir şarkıcıdır, müzik yolcularının birisidir yani şeyle beraber. Nazım Hoca ile birlikte. Ve onun annesinin yaptığı şeyi denedim bir zaman, inanamazsınız. Nefis değil mi? Nefes. Yoksa Balkanlarda da yaparlar, başka yerde de yaparlar. Başka tatlı burada. Bu bambaşka. Gördün mü Zekacığım? Gördüm. Bu şeftali, very professional. Budur. Gayet güzel yaptın. Very professional. Budur şeftali. Ayrıntı bu. Tabii. Biz 7 sene... Bu da ayrıntı değil izleyicilerimiz, bu da işin ayrıntısı. 7 sene bir ben... Kendim her gece 30-40 bidelik aha böyle hep çevirirdik. Tat sayıram elik mustuğa da elik böyle yapardı. Tabii tabii. Sen ondan görüyor musun değil? Açı mustuğadan görüyorum. Açı mustuğadan. Sen onu öğrendin. Tabii. Tamam güzel. Evet şimdi başka bir şey daha göstereyim daha. Şimdi bunu aldık, bunu da aldık. Evet. Bu şeftali ne var? Kömürün anasını ağladır. Çünkü hep yağ ya. Yağ, evet yağ. Sönmüş. Evet. Bak, bunu böyle bir. Tekrar havalandırır. Bunu bir de böyle karıştıracaksın. Evet. Gücü artsın. Budur olay. Yok bana şeftaliyi koyacaksın. Hele. Çık. Geleceksin bana. Neredeyse o. Türkiye'deki usta neydi adı be? Bilmem adını ben sana bileyim. Ben de bilmem adını. Katakullu da dinlemem. Benim adım Galatasaray'la sen şeftali böyle bir şey. Gelecekler buraya şeftali göstereyim enlere. Ben şimdi gideyim Urfa'ya. Urfa kebabı yapabilir miyim? Asla. Çiğ köfte yapabilir miyim bu Urfa'da? Yapamam. Bizim işim. Hatta Adana'ya gideyim Adana yapabilir miyim? Yapamam. Benim işim şeftali ve evet. Ciğer. Ha bir de ciğer var. Ciğer yaptık. Yaptık ciğeri. Bunu yaptık gayet ciğer. Güzel. Gayet arada. Güzel. Tabii. Hatırlamamızda. Evet hocam. Ya. Evet. Evet izleyiciler gördüğünüz gibi şu anda. Bizim yeri söyle de. Poligon. Atış poligonu. Hocam neredeyiz şimdi biz? Yönyeli'de atış poligonundayız. Evet. Ve hakikaten güzel havalı da bir yerdir. Müşterileri de hakikaten her zaman bekliyoruz diyor Hasan'ım zaten evet. Haklı olarak. Burada oturduk. Tabii çağrıya var. Bir hafta sonuydu galiba geldiğimiz cumartesi. Biraz uzak ama ne? Yani uzak. Öyle uzak yerler var ki burası hiçbir şey değil. Hiçbir yani, şey burası yok. Yönyeli'nin havalı bir yerinde. Geçen günde biri arar. Alo. Nerededir yerin? Dedik ya Gönleli Atışı Lefkoşa'dan gelecek. İki adımlık. Biner uçağa gider İstanbul'a. Bir de çeker şimdi. Biraz evvel sana söyledim eskiden şey mi vardı? Cep telefonu. Gider boklu kokoreçi yer. Atar şeye bana. Lefkoşa'dan Gönleli'ye gelsin. Uzaktır. Evet. Kokoreç yemek için gider İstanbul'a doğrudur. Hem de boklu kokoreçi. Tabii. O hijyen meselesi zaten her zaman sorgulan her yerde. Yani bu başka bir konu. Lefkoşa'dan gelsin bura uzaktır. Evet. Neyse sonuçta yerimiz Gönyeli'de atış poligonunda. Atış poligonunda. Galatasaray'la Hasanoğlu yerde. Tabii ki bir müşterilerimizi de beklerik. Yani bu arada reklamımızı yapalım. Ekmek paramız. Evet. Yani çocuk 3-5 kuruş kazansın. Tamam diyor sen gelin. Evet hadi şimdi artık. Evet yavaş yavaş bir şey oturacak. Yemeğe. Tamam. Evet sırada şimdi tadım var değerli izleyiciler. Oturacak bize şeftalileri güzel güzel tadacak ve koronu bitirecek. Lum yapacak. Lum. Lum der Hasan kardeş. Lum yapacak. Ne diyor? Evet izleyiciler. Trabez hazır. Şeftalileri de pişti. Mis gibi pişti onlar da gördüğümüz gibi. Unutulmuş büryanımız. Şunu söyleyeyim yalnız arada. Büryan Türkiye'de farklı olarak yapılıyor. Siirt Bitlis illerinde. Bizi daha farklıdır. Hasan da bize bugün bunu
öğrendiği Mustafa Dayı'dan günümüze getirdi ve yaptı ve tarifini yapmadık ama bir göreceksiniz yalnızca. Türkiye'de ben yemek oralarına hastayım. Türkiye'de bir il var. Orada bizim usul yaptılar. Hangi ille hatırlan? Unuttum onu. Bir şey hatırlasan öğreneyim. Unuttum onu. Tamam. Ama gün olabilir gün göstererek gene. Tamam. Çünkü bazı programı tekrar kollar. Ben öğrenirsem hangi ildi sen arayacağım. Anlaştık. Evet. Evet. Şimdi büryanın yanında eskiden ekmekler hep böyle D20 idi. Ne su bu garacıklar? Bu da şeydir. Garacık. Sısamcı, garacıkçı. Ha. Yoğurdu şimdiki gibi 10 çeşit ekmek, dilimli, ıslayız, light, light. Ya bir de ekmeğin light'ı çıktı. Şeyler gibi. Bülent Ersoy gibi light. Evet. Evet. Şimdi eskiden ekmeği böyle keserdik. Bu çeşit. Ha. Evet, aynı öyle. Üryanın yanında. Sonra. Bunu da böyle yapardın. Bak bak kaymak gibi. Tabii. Bunu da böyle müşteriye. Mesela bu kadar. Temmuz'da da istili değil. Tabii, Açı Mustafa istili. 40 sene önceki, 50 sene önceki şey. Tabii, tabii. Ben de ekmeğin işte aramadığı içeri var. Öyle 50 sene. Ben zaten 64'üm. 7 yaşında gittim yanına. 14 yaşına kadar evet. Yanında kaldık. Dur, bekle bir dakika. Hadi bekledik. Dur. Evet, şimdi. Evet. Büryanı da, büryanı da, şeftaliyi de, ciğeri de, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Dayıcımın yanında öğrendim. Tabii bunun yanında Hatice Baba'yı da unutmayalım. Ha. Onun da çok büyük rolü var. Kim diyor? Yani Hatice vardı yanında işlerdi. Ha. Onun da çok büyük rolü var. Geçen de yine bahsettiydik. Onun da çok büyük rolü var. Güzel. Yani onları evet. O yapardı. Mesela büryan, şeftali evet. Hep nasıl ben içineyim içine onlardı. Hanım da sardı. Evet. O da aynı bitim. Evet. Ver onu bura. Evet. Üstün yanında isterim bunu onun şimdi. Onun da sunumu bu. Evet. Evet. Ekmeğimizi kestik. Evet. Ekmeği kesme öğrendik şimdi değerli izleyiciler. Ekmek de böyle. Ya eskiden eski Kıbrıslılar şu muhabbet vardı. Şimdi yani biz de kendi kendimize kızmamız lazım. Biz de dedik ne oldu? Ne oldu? Çünkü para deli etti bizi. Gerçeği de söyleyeyim. Adam işe girer. Hemen Mercedes. Ondan sonra da götü bu kadar olur. Kredi kartı ödemeden. Eskiden adam alırdı bir ekmeği böyle. Bir okka ekmek derdik, bir cimcik atardık, 4 tane de zeytin yerdi, 10 kişi bir masada, Şah hatırlar o günleri. Evet. Şah benden biraz daha büyüktür. Doyardık, ilahi yaratmıştık ama muhabbet vardı. Evet. Şimdi yoktur. Evet. Şimdi yoktur. Yani kardeş kardeşe bile gelmez. Bayram olur, ben gidiyorum, şeye diyor, holiday'e. Holiday'e gidiyorsun. Hadi. Aslında bir de bir kesme metodu şu daha yapayım sana. Hadi. Yani bizim zamanımızın kesmesini yaptık. Ancak evet. Ben de böyle yapayım. Ha. Şeyden sonra. O yüzden biz istiyoruz. Tamam aynı değil ya. Aynı ama aynı. Bir de bu. Daha değişik. Evet. Daha değişik. Doğrudur. Hasan Yadaş. Hasan'ıma katkı koyayım diyorum. Evet. Pide mi? Bide mi? Bide. Pide demezler buna. Bide. Pide kimdir? Pide. Bide. Ben bir de... Ben duyuyorum. Ben ne diyor o pide derler? Ne diyor anlamadım. Onları kuşlardır. Anlamadım ben ama neyse. Bir de, bir de. Ha biz bir de dedik bunlara. Biz bir de dedik. Ha, bir deymiş bu. Bir de bu. Evet, bir deymiş hocam. Bu bir deymiş. Ha. Evet. Bir şeydir yani Kıbrıslı lisanında yani Rum tarafında da öyledir. Yani pey bir gibi kullanılır. Hocam sordum ya hocam öğrenmeyi tamam sevmeyeli. Ne bileyim hocam ben hata yapmayayım diye. Bir de ne ballar? Bizim konuş... Onlar bize güler. Biz de onlara gülerik. Onlar bizim konuşmamıza güler, biz de onların konuşması güler. Halbuki dünya üzerinde en güzel konuşma şivesi bizim Kıbrıs şivesidir. Evet. Ve başka Kıbrıs şivesinin konuşmayı ben bilmem. Türkiye'de. En güzel. Şimdi sen arkadaş, onu kurtar soğumadan. Evet hadi. Tek tek görüşürüz hadi. Daha. Ben de bir bitireyim programcıyı. Türkiye'den gelen profesörler, ben o temelde müdürlük yaparken zekayı... Ne derlerdi bizim konuşmamıza? Ya ne müthiş konuşuyor, evet. Ne güzel konuşuyorsun. Evet, Öztürkçe. Öztürkçe. Evet. Ve mısmır kelimesini kullandığımda çok yani. Değerli bir profesör bana dedi ki olamaz dedi ya bu kakiki güzel bir şey, lisan. Efendim. Büryanı anlayan yani, pilav da gidiyor. Ha tamam ha, gol. Neyse Hasan'ımı takip edelim şimdi. Tamam. Yani bu çok olur. Önemli bir evet konu. Hocam doğrudur. Yes Saşim. Şimdi we are going to finish the program. Yeah. What's your evaluation? Evet. What can tell us about the Cyprus cuisine experience for today? What are you feeling? Let me to say. Well, the feeling is good.
senin böğün. So I'm looking very much forward to tasting the cuisine of Cyprus. It looks good and it smells good. And I really appreciate being a part of this. On the other hand, we got to talk about the Cypriot hospitality. Yes. I think you are, I mean, traveling all over the world, and you can find the difference when you go somewhere else. Do you find the same hospitality? I think no. No. No, actually not. This is exceptional. So we are proud of it. We are proud of being hospitable to our friends, especially from anywhere, from all over the world. Now we meet you, we love you, and then we see that you are a part of us. Yeah. Hadi this is very important. Thank you. Thank you. Hadi geç. Yes. Hadi Zekai, hadi geç. Was it so nice to enjoy something together? It is, it is. Yes. So thank you very much for this. Yes. Teşekkürler. Welcome. Okay. Evet, Saşi bize bilgi verdi. Çok mutlu olduğunu, hocam sordu nedir konuksevelik, ondan çok mutlu olduğunu söylüyor, farklı olduğunu söylüyor. Evet. Ve şu anda da programın sonuna geliyoruz. Evet. Koşarsan gari şeflere koy genere. Dağıt genel onu da. Evet, şimdi yavaş yavaş programın sonuna geldik. Bütün bu tatlar değerli izleyiciler, Hasan dostumun eseri değil, alakası yok. Tabii. Bütün bunlar dayılarından kalma. Doğrudur. Musa dayıdan, Tat Salih'ten, Cevcemet dayıdan kalma bir lezzet kültürünü buraya taşımıştır. Evet. Hocam son iki lafını alayım senin. İki lakır da yap da. Sevgili Zekai, ben gerçekten birlikte olmaktan yine mutlu oldum. Özellikle sevgili Galatasaraylı Hasan dostumuz, bilin eski dostumuz, çok sevdiğimiz bir insan. Onun da konukseverliği ve bugünkü programa neşe katması beni çok mutlu etti. Ayrıca çok sevgili bir arkadaşımız, yeni tanışmış olduk Danimarka'dan. Yalnız söylemeyeyim. Norveç'ten. Ve o da tam bizim gibi bir insan. Bize uyum sağlayan bir insan. Ve yemeklerimize göstermiş olduğu ilgi de beni sevindirdi. Çünkü otantik mutfağın ne kadar önemli olduğunu o da biliyor zaten. Ve Kıbrıs'taki bu mutfağı da çok beğendi. Evet. Ama bu tabii burada senin rolün çok önemli. Her zaman görüyorum ki bir yere giderken senin bir misafirin varsa bizim de misafirimiz olacağını düşünerek getiriyorsun. Bu da mutluluk verir. Benim eve de aynı şekilde. Evet. Yani izin almaya gerek yok. Ben mutlu olurum. İzin almaya kalksan zaten fenama gider. Evet. Getirdin o güzel insanlar da o zaman. Onlar da İsviçre, Belçika. Belçika'dan gelmişlerdi. Uzun zaman oldu diye hemen karıştırdık bu işe ülkeleri. Ama bugün çok değerli bir misafirimizle birlikte olmak beni mutlu etti. Evet. Tekrar Hasan'ıma, ailesine teşekkür etmek isterim. Evet. Ve müthiş bir program olduğuna inanıyorum. Evet, çok sağ ol hocam. Sen de sağ ol. Evet, değerli izleyiciler, program sonuna geldik. Başta Hasan dostum, Genap'la eşine, oğlu Fatih'e çok teşekkür ederim ben. En azından sen de kardeşim, dostum bana 40 sene, 50-60 sene önceki bir mutfağın lezzetlerin hatırlatılmasını sağladı. Kayda aldık. Kıbrıs mutfağına not düştük. Tarihine imza koyduk. Bundan daha büyük bir olay olamaz. Bizim mutfağımız zengindir. Ve bu mutfaktan vazgeçilmez. Evet. Yoldaşım, kameraman, yönetmenim, o benimle birlikte sizlere bugün büryanı yalnızca gösterdik, tarifini yapamadık ve şeftaliyi yaptık. Ve Kıbrıs mutfağının bu adada var olduğunu, olacağını anlatmaya çalıştık. Gelecek programda buluşmak ümidiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kıbrıs'ın mutfağına, otantik zamanına, kültürel bir sevdadır. Aslını yaşatmaya, başında ak mendili, omuzunda peşkiri, Aşemi dendiğinde kim bilmez zekayı. Başında ak mendili, omuzunda peşkiri, Aşemi dendiğinde kim bilmez zekayı.